Selamlar, ben Semih. Bugünkü videomuz birazcık kısa olabilir arkadaşlar. Bugün asil muhafızlar mücadelesini oynayacağız ama etkinlikleri çok fazla sevmeyen arkadaşlar var. O yüzden sadece 2 maç yapacağım ve bu sırada da muhabbet edeceğiz. En iyi deste bu olabilir arkadaşlar. Bunu kullanabilirsiniz. Ben bunu öneriyorum. Ve arkadaşlar satranç arenası geldi Clash Royale ve satranç arenasını ben gerçekten çok beğendim. Bir nevi kafa karıştırıcı olsa da aslında güzel gözüküyor. Şunu da detay vereyim arkadaşlar. Detayları seviyorsunuz çünkü. Bu arena aslında daha önceden gelmişti ama küçük hatalar olmuş. Mesela büyülü okçu sağa atıyorsunuz sola gidiyor falan gibi böyle oyun bugları vardı. O yüzden tekrardan düzeltip oyuna sonunda eklediler. Sizin fikirleriniz de bence çok güzel gözüküyor bu arena. Şimdi şöyle bir şey de var. Bu maçlar kesinlikle uzun sürmek zorunda. O yüzden 2 maç yapıyorum. Çünkü arkadaşlar karşıya en kötü oyuncuyu da koysanız yapılacak hareket yani genelde arkadan muhafız atmak ve o yüzden çok uzuyor maç. Evet, rakipte fişekçi var. Fişekçi mantıklı ama destemizde zaten bu yüzden madenci vardı. Hemen fişekçinin arkasına yapıştıralım madenci, umarım korumaz. Evet, korumadı, o da muhafız attı. Bir sonrakinde evrim muhafızların çarpışması olacak. Bir an önce desteği döndürmek istiyorum o evrim muhafızları atmak için. Elektro büyücüsü attığı için iskelet kalartı iskeletlerle vuralım. Klon ne alaka? Gerçekten hayatımda gördüğüm en garip taktiklerden bir tanesi, muhafızlar artık klon olabilir. Özelliğimizi basalım. İksir bayağı az kaldı klon attığı için. Prenses yetiştirebilirse, evet prenses onu şu anda bu durumdan çıkartabilirdi. Olsun, hala iksir karımız var. Muhafızlarla arkadan çıkmak istemiyorum o prenses orada dururken. Prensesi iskelet ejderleriyle savunmaya çalışalım. Çok iyi. Aralarında boşluk olduğu için bir tane iskelet ejderine vuruyor. Ve çok güzel kuleye vuruyorlar. İskelet ejderleri son zamanlarda gerçekten gözüme giren bir kart. Hemen muhafızlarımızı atalım çünkü bomba kulesini şu an atabiliriz mesela. Güzel nokta attım. Fişekçiyi de halletti. İskelet fıçısında ve iksir zararında olmasına rağmen daha da zararda olacak şimdi. Evet, evrimin muhafızların çatışması. Çok kalabalık gözüküyor ve çok güzel gözükecek. Hemen şu elektro büyücüsüne madenciyi yapıştırdım. Onlar kapışırken ortada madenci indirsin onları. Sanki gerçekten bir savaş izliyormuşuz gibi değil mi? Karşılıklı bir ordu var ve savaşıyor. Ortada o şahzansınlar diye iskelet attım. Ve hiçbir vurmadı. Ve prensesi de öldürdü. İskelet ejderleri cidden taşıdı. Of, bir tanesi vurdu ama. Şarjlanması acayip rahatlatıcı bu arada. O yüzden ben izlemeyi seviyorum ama rakibin kuleme şarjlanmasını elbette sevmiyorum. Madenciyle şu fişekçiyi bir an önce çıkartmamız gerekiyor aradan. Oo, ama fişekçi ölmedi. Oraya biz yere yapışalım. Fişekçi gelecektir ona, merak etmeyin. Sağ taraftan mega şövalye. Sadece mega şövalyeyi bir iskelet kral ile tutabilirim. Şöyle madenciyle tankladık. İskelet kralı güzel attık orada. Prensesi öldürdü. Bir tanesi kulede. Özelliğimizi basalım da mega şövalye ölsün. Şöyle bir bomba kulesi. Ben arkadan çıkarken bana saldırmasın diye. Tomrum var iskelet fıçısı için. Çok rahatım o yüzden. Klon çok tehlikeli. Güzel. Fark ettiniz mi? Maç her şeye rağmen çok uzun sürüyor. Bundan sonra madenci zehri yaparak bence o tarafa alabileceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle zehri atalım. Madenciyi içine atalım. Tomruğu sallamıyorum. Şimdi şuraya bomba kulesi atalım. 3 kart döküsündeyim zaten. İskelet kral sahada olduğu için, ölmediği için. Özelliğimize basalım. DS iş yapıyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Bence bol bol puanları kasın bu etkinlikten. Tam bitiremedik. Madenci bitirecektir diye düşünüyorum artık. Tahmin edemezse. Evet, iyi oyunda arkadaşlar. İkinci maçımıza geçelim. Evet, ikinci maçımızdayız. Son zamanlarda Clash Royale'in yaptığı bazı politikalar hakkında konuşmak istiyorum. Arkadaşlar biliyoruz hepimiz ki Clash Royale son zamanlarda Pay to Win'i çok abartmıştı. Evrim güncellemesiyle vesaire. Ama arkadaşlar en sonunda paraya doyduğunu ben şahsen yüz yüze de öğrendim. Yüz yüze Supercell'le konuştuğumda da öğrendim. Ve arkadaşlar artık güzel güncellemeleri getirmeye başladılar. Bir müjdem var, marketteki fiyatlar yarısından fazla düştü. Yani bir efsanevi 40.000 altın alırken şu anda 15.000 altın alıyorsunuz. Tabii ben bayağıdır böyle fiyatı düşen veya iyi bir şey olan bir şey görmediğim için çok şaşırdım ve mutlu hissettim. Daha doğrusu mutlu hissedemedim, nasıl hissedeceğimi bilemedim. Ama çok ucuz geldi bana niyeyse. 15.000 altına efsanevi alıyorsunuz. Yıllardır değişmemiş. Sonra 2 milyon altın bedava veriyorlar. Önümüzdeki günlerde verecekler. Yani ayın ilerleyen günlerinde muhtemelen sonlarına doğru verirler. Bak iyi ki bir iskelet ejderini yanlış attım. Oysa ki hiç kuleme bile dokunamadı. Hiçbir faydası olmadı. Hemen bana emoji atmaya başlıyor. Ya gerçekten ben anlamıyorum. Küreselde bu kadar yok. Çünkü insanlar birbirini tanıyor. Veya nefret ediyor tanısa da. Size mesela bir örnek vereyim. Küreselde niye emoji atılmaz? Çünkü arkadaşlar birisiyle karşılaştığınızda muhtemelen 10 kez daha bir daha karşılaşacaksınız. Droid diye bir adam vardı, hatırlıyor musunuz küreselde? Hani CRL'e bir kez kalmayı başarmıştı. O zamandan beri insanlara CRL emojisi atarak onları kışkırtmaya çalışıyor. Ben CRL'liyim, siz neredesiniz gibisinden kışkırtıyor. Adam bir kere beni yendi. Tamam. Emojisini yolladı. Bayağı basa basa emoji yolladı. Sonra karşıma 4 kez geldi. 4'ünü de yendim. Hiçbir emoji atmadım. Ya da kışkırtmak için belki böyle domuz emojisi var ya benim attığım. Onu atmışımdır. Hani rakibi taklit eden bir emoji. Onu atmışımdır. Ve adam gerçekten çıldırdı arkadaşlar. Yani işin özü emoji atmayın, attırmayın. Ama bizim zaten ülkemizde de bu arada toksik emoji kullanılması çok yaygın bence. Neyse, ya da çok fazla rahat mı bıraksam? Aman çok takılmasam mı diyeceğim. Yani aslında belki de koyan şey şudur benim için. Benim emoji atmayıp 10 maç kazanıp bir maç kaybettiğimde emoji yemem zoruma gidiyordur. Belki ben 10 maç yenip onunda da emoji spamlamam gerekiyordur. Belki odur doğrusu. Ama ben böyle devam etmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet. Bu arada etkinlik oynarken de güzel muhabbet ediliyor. Hani bir yandan otomatik pilotu almışım, oynuyorum. Otomatik bilgilerimle. Mesela bazen şöyle oluyor arkadaşlar, karşılaştığım durumlar. Troll desteği oynuyorum mesela, video çekmek için belli bir noktaya getirmeye çalışıyorum. O desteğe alışmaya çalışıyorum. Karşıma Türk geliyor. Bir şekilde kaybediyorum. Hani en iyi şekilde oynasam bile bazı eşleşmeleri yenemiyorsun. Hele troll desteği olunca. Sonra bakıyorum sağda solda sürekli gruplarda dolaşıyor. Si yok işte, yendim, öyle böyle şöyledir si yok falan diye. Çok saçma şeylerle karşılaşıyorum arkadaşlar. Evet. Ama bazı çok iyi insanlar da var. Mesela büyük mücadele ben gelince salan çok fazla insan var. Çok hoşuma gidiyor mesela. Madenciyle şöyle bir tahmin yapalım. Evet, daha erken atabilirmişiz ama yeterince erken attık bence. Şöyle bir özellik basalım. Oo, sağda muhafız çok fena bağlandı. Sola küçük bir yok herhalde. Kazandık. Evet arkadaşlar, mücadele bu şekilde. Bu desteği alabilirsiniz ve bu mücadeleyi bitirebilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Başka bir gün saat 17'de görüşmek üzere. Hoşunuza gittiyse videoya beğeni atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.